Burası Amoryum. 4000 yıl evvel Anadolu'nun bağrına kurulmuş kadim şehir. Afyona 70, Emirdağ ise yalnızca 12 kilometre mesafede. 1500 sene önce Amoryum'un büyük mabedinde Uskuf isimli bir rahip yaşadı. Uskuf ölüm döşeğindeyken çırağı Mahbe'ye bir sır fısıldadı. Amoryum'a uzak diyarlardan gelmiş olan Mahbe o sırrın peşine düştü. İki harre arasında hurmalık bir beldeydi aradığı. Yolda esir aldılar, köle diye sattılar mahbeyi. Onu satın alan Yahudi'nin yurduna geldiklerinde, iki harre arasındaki hurmalığı tanıdı mahbe. Uskuf'un verdiği sırrın şerefli mekanı burasıydı. Şimdi bekleme vaktiydi. Sır Süveyda'sına erecekti nasılsa. Çok geçmeden madeni Nuri Hüda, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki harra arasındaki o beldeye hicret etti. Mahbe uğruna diyar diyar dolaştığı, en son Uskuf'un muştusuyla sırladığı o hak dinin menbaına, risalet bağının bağ bağına ulaşmıştı işte. Onu kölelikten kurtarmak için bu topraklara kendi eliyle tam 300 hurma fidanı dikti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mahbe artık Selman İbnül İslam'dı. Hem ensar hem muhacirdi. Ashab-ı suffedendi, Ehl-i beyttendi. Anadolu'nun orta yerinde Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın hatırasını taşıyan bir şehir var. Hicretten 50 yıl sonra içinde Ebu Eyyub el Ensari hazretlerinin de olduğu şanlı ordu fethetmiş burayı. Selçuklu imar etmiş, Osmanlı hürmet etmiş. Amoryum hakkı arayan bir yolcunun durağıydı. Bugün bir kaza alanı.